Manşete hoş geldiniz. Bu Bahçeli'nin tespit edilmiş son görüntüsü. Hükümet ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli. 3 Eylül'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki makamında meclis başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul ederken. Tespit edilmiş bu görüntünün üzerinden 13 gün geçti ve geçen hafta Bahçeli öldü mü gibi spekülasyonlar olmuştu. Ve bu spekülasyonlar halen devam ediyor. Çünkü Bahçeli çok fazla ortaya çıkmıyor. Haftada bir meclise geliyor, kabullerini yapıyor, grup konuşmasını yapıyor. Onun dışında evinde dinlenerek geçiriyor. Ağustos sonu da baya bir yoğun geçti. İşte Ahlat'a gitti, Malazgirt kutlamaları vardı, 30 Ağustos kutlamaları vardı filan. Orada gene Bahçeli'yi görebildik. Fakat Bahçeli ile ilgili enteresan e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinden ve içinde konuşulan kulis bilgilerini paylaşacağım. Önce birkaç hatırlatmam var onu yapacağım. 12 Eylül'de Fethi Yıldız bir 12 Eylül'ün yıl dönümü dolayısıyla bir bozkurt tablosu armağan etmiş Devlet Bahçeli'ye. Onun fotoğrafını paylaştı. Son paylaşım bu. Ondan önce de biraz evvel ekranlara getirdim. Numan Kurtulmuş'u 3 Eylül'de meclisteki makamında kabulü var. Elbette ne oluyor? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın sağlık durumu nedir? Acaba farklı endişeleri mi var veya farklı durumlar mı var buna birazdan bakacağız. Bahçeli nerede derken bir elbette sağlık durumu ve MHP'de konuşulanlar bir yönüyle de şu son çıkışlarda, şu son politik demeçlerde, şu son politik bir takım savrulmalarda acaba iktidar ortağı olarak MHP, MHP'nin genel başkanı ne düşünüyor ve neden sessiz kalıyor? Hemen her konuda tweet atan veya kendi ismi üzerinden veya adı üzerinden tweet attırılan isim neden yok? Mesela bunlardan birincisi ve sonuncusu çokça konuşuluyor. Zekeriya Yapıcıoğlu kendi partisinin X platformundaki hesabından, Hüdapar'ın hesabından ki Cumhur İttifakı'nın içinde Hüdapar, meclise milletvekili soktu 2023 seçimlerinde bu ittifak çatısı altında ve yan yana Bahçeli ile çok fotoğrafları var. Ahma anlatır gibi tek, tek tek söyledim. Buna rağmen anlamamakta ısrar ediyorlar diyerek hakaretle başladı. Bir, biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz tamam mı? Anladınız mı? İlk dört madde değil, dördüncü madde tamam mı? Şimdi birazdan o ilk dört maddeye ve dördüncü maddeye geleceğim. Fakat bunun videosunu da paylaşmış. Rehber işimli bir kanalda. Çok net olarak konuşuyor Zekeriya Yapıcıoğlu. Tevilemiş sahit veya çarpıtmaya müşahit. Aman öyle söylememiştim yanlış anlaşıldıymış şahit değil. Ayrıca Hüdapar'ın parti tüzüğüne, parti programına baktığınızda Dem Parti ile pek çok noktada da örtüşüyor. Kürtçe ana dil gibi meseleler, federasyon özellikle ilgili konular filan. Ama bütün bu konulara iktidar ortakları sesini çıkartmıyor. Benzer konularda Kürt siyasal hareketini mahkum ederken bir bölümünü ama diğer bölümünü Hüdapar ayağını tamamen koruyor, kolluyor veya hiç ses vermiyor. Mesela buna iktidar kanadından hiçbir açıklama gelmedi. Bu açıklama 13 Eylül'de paylaşıldı. 3 gün geçmiş üzerinden. İktidardan tek ses yok. Anayasa ilk dört madde bu. İşte bir, Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Madde iki, Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı Atatürk milliyetçine bağlı başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık, sosyal hukuk devletidir. Madde üç, Türkiye devleti ülkesi milleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı beyaz al, al yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. Madde 4 Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hükümle, ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesindeki hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez diyor. Yani devleti ortaya koyan ilk dört maddenin dördüncü maddesiyle bizim problemimiz var diyor. Yani biz anayasanın dördüncü maddesi olmasın diyoruz. İlk dört madde değil, dördüncü madde. Şimdi burada bir kelime oyunu e, Yapıcıoğlu'nun yaptığı, Hüdapar Genel Başkanı'nın yaptığı, Dördüncü maddeyi değiştirdiğinizde zaten ilk, dört, ilk üç maddede tartışılmaya başlıyor. Yani milli marşın istiklal marşı olduğu, başkentin Ankara olması, e, ne bileyim e, beyaz ay al, 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 yıldızlı bayrak, e, dili Türkçe, ülkesi milletiyle bölünmez bütün, e, ne bileyim layık, demokratik, sosyal hukuk devleti, Türkiye devleti bir cumhuriyettir falan bütün bunların hepsini zaten tartışmaya açıyorsunuz. Bunla, bu maddeler değiştirilemez maddesini kaldırarak, bütün bu maddelerin de değiştirebileceğini yolunu açıyorsunuz. Esasen ilk dört maddesiyle probleminiz olduğunu gösteriyor. Fakat buna 13'ünde ayın 13'ünde söylenmiş bu lafa videosu var. Hüdapar'ın kendi X platformundaki hesabından paylaşılmış açık açık ahma anlatır gibi diye de başlayarak Zekeriya Yapıcıoğlu'nun lafları fakat iktidardan ses yok. Devletin niteliklerini belirleyen, devletin şeklini, cumhuriyetin niteliklerini belirleyen İlk dört madde ki dördüncü madde ilk üç madde değiştirilemez diyor. Biz dördüncü maddeye karşıyız diyerek ilk dört maddeyi tartışmaya açıyor Zekeriya Yapıcıoğlu. CHP'den Gökçe Gökçen. Domuz bağcılara ka kadın katillerine Bilal'i e anlatır gibi anlatıyoruz. İlk dört maddeye dokunulacak hiçbir masada yokuz demiş. Demek ki CHP anayasa mahkemesi şey anayasa e, masasında olmayı planlıyordu. Veya bu konuda görüşmelere açıktı. Çevirin öyle okuyun. Özgür Özel bu arada devlet Bahçeli'ye seslenmiş mikroba niye hastalık yapıyorsun diye sor hesap soramazsın mikrop mikroptur ama milliyetçi muhafazakarım diyenler Bahçeli'ye soruyorum sen bu hüda para ne diyorsun kimler kimlerle beraber yani Bahçeli nerede derken ikinci yönü de bu Üç gün geçti bu konuda tek ses tek nefes yok AKP'den de yok. Hadisatındaki bu fotoğraf, geçtiğimiz ayın sonlarında Ahlat'ta verilen fotoğraftı. Hüdapar Genel Başkanı'yla yan yana, birlikte kollarını havaya kaldırdıkları yan yana nice fotoğraflar, nice görüntüler var. Peki Bahçeli nerede? Bu noktada e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde konuşulan, parti içinde konuşulan ve e, dillendirilen bir kulis'i paylaşmak istiyorum. Devlet Bahçeli'nin zehirlenme korkusu yaşadığı konuşuluyor. Öyle ki, e, evinde, e, yanında çalışanların e, bahçesindeki çimleri ilaçlamalarına dahi izin vermemiş. O derece bir e, paranoya içerisinde. Geçen hafta bahçeli öldü haberleri çıkmıştı ki bu kadar ortadan kaybolursanız çıkar. Yaş durumunu, yaşınız ortada, sağlık durumunuz ortada. Ona da çok büyük tepki göstermiş bahçeli ve bu konuda da hayli gergin olduğu belirtiliyor. Bir biçimde işte haftada bir yapılan paylaşımlarla falan belki bu durum hafifletilmeye çalışılıyor ama Görünen Köy kılavuz istemez son grup konuşmasını oturarak yapmıştı. Son dönemde gene konuşulan kendi kendine mırıldanmaya başladığı, kendi kendine konuşur olduğu bilgisi var. İlginç, evet ilginç dönem, ilginç zamanlardan geçiyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Türkiye siyaseti. Önümüzdeki dönem gerçekten büyük çalkantılara, büyük değişikliklere ve büyük olaylara gebe. Bu tabi tamamen Türkiye'de liderlerin sağından soluna bütün partiler fark etmiyor sağ sol kaldım o da ayrı bir hikaye de koltuğa yapışmasının ölene kadar bırakmamasının bir sonucu seçim yenilgisi bir takım skandallar işte MHP'nin başındaki Sinan Ateş cinayeti gibi bir biçimde atlatılıyor ve yollarına devam ediyorlar. Ve ondan sonra da işte bunlar konuşulur oluyor, gündeme getirilir oluyor. Bahçeli nerede? Bir, evet. Öldürülme, zehirlenme korkusuyla ilgili konu, sağlığıyla ilgili endişeler nerede? İki, Hüdapar'ın bu anayasanın dört maddesini de birden tartışılır kılan çıkışı konusunda nerede? Şimdi bu bir yönüyle de iktidara çelme. İktidar gerek Erdoğan'ın ağzından gerekse kendine yakın medyanın ağzından ve Cumhur İttifakı paydaşlarının ağzından Meclis başkanı da işte tura çıkacak falan. Numan Kurtulmuş. Meclisin açılmasıyla birlikte, Ekim ayıyla birlikte yeni anayasa çalışmalarını başlatacak. Hatta diyorlar ki yani neredeyse tamamına yakını değişmiş. 12 Eylül anayasasından, darbe anayasasından kurtulalım. Tam da bu aşamada Hüdapar Genel Başkanı'nın yaptığı bütün bu çalışmalara çomak sokmak. Yani Hüda, muhalefetin yapmadığını, muhalefet masaya oturacaktı. Biraz evvel anlattım. Fakat muhalefetin yapmadığı iktidar içinden biri yaptı. Ve çomak şoktu. İlk dört maddesi bizim için tartışılır diyor. Dördüncü maddeyi değiştirmemiz lazım. Öyle olunca da e, iktidarın yola çıkarmaya hazırlandığı anayasa müzakereleri bir anda suya düşmüş oluyor. Bir diğer konu da Bilal Erdoğan'ın açıklamaları. Geniş bir açıklama videosu da var. Sosyal ağlarda görebilirsiniz, rastlayabilirsiniz. Orada altı çizilecek konu esasen doğru söylüyor. ...emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili... ...42-45 yaş yaşındakiler emekli oldu. Kim ödeyecek onların maaşlarını? Siz ödeyeceksiniz. Kandırıldık mı? Kandırıldık. EYT büyük felaketti. Bu kirli muhalefet anlayışıyla... ...siyasetin popülizme zorlanmasıyla bunlar mümkün oldu. Popülist bir siyasetin sonucu olduğunu söylüyor. Felaket diyor, kandırıldık diyor filan falan. Esasen doğru söylüyor. Yani söyledikleri doğru. Daha evvel defa defalarca söylediğim gibi... Emeklerin maaşını çalışanlar ödüyor. Ve siz emekli nüfusunu artırdıkça ve çalışanlar azaldıkça veya çalışanlardan kesilen primler onu karşılamadıkça da açık verirsiniz. Ve Türkiye böyle bir noktaya doğru gidiyor. Bütün dünyada nüfus artışlarının durması uzak doğudan başlayarak batıya kadar bu konuda devletlerin tedbir almasını özellikle emeklilik, yaş, işte bir takım düzenlemeler, göçmen nüfusuyla ilgili plan pek çok konuda geniş reformları da beraberinde getirdi. Fakat Türkiye'de bu yok. Bir yönüyle şu paragrafa katılmamak mümkün değil. Doğru söylüyor ama enteresan bir şekilde e, muhalefet iktidarın içinden hatta Cumhurbaşkanı'nın oğlundan geliyor. Yani bu yönüyle de bir garabet. Bilal Erdoğan sahaya indiyse AK Parti'de işler yolunda gitmiyordur ya da işler sandıklarından kötü gidecektir. Emin olun demiş Özgür Üzel verdiği demeçte. Işte. Sen olmayınca başkaları iniyor sahaya. Yani bir yönüyle. Narin cinayeti ve bu konuda çokça şey var, iddia var, bilgi kirliliği var. Sadece birkaçına dikkat çekeceğim. Eren Keskin, Cansu Çamlıbel'e T24'te bir röportaj vermiş. Uzunca bir röportaj okuyun lütfen. Güran ailesi o açıklamayı yapmadan önce bir resmi açıklama yapmışlardı. Gerçekten yazdırılmış bir açıklama geçen hafta. O açıklamayı yapmadan önceki akşam hani dış güçler, dış odaklar ve onların uzantıları falan gibi böyle gerçekten böyle bir psikolojik harp metni gibi bir metindi o. Önceki akşam, açıklamadan önceki akşam bazı milletvekilleri yanlarındaymış diyor Eren Keskin avukat. Nari'nin ailesinin bir adli tıpçıdan görüş aldığını düşünüyorum. Ve devamla en önemli paragraf bu. Elbette söyleşinin tamamını okumalısınız. Diyor ki Eren Keskin Nari'nin cinayetiyle ilgili olarak. Devlete yakınsanız, bu coğrafyada istediğiniz suçu işleyebilirsiniz. Çünkü üstü örtülür. Aile o metinle devlete bizi koruyun diyor. Tavşan Tepe üzerinde özellikle Ensarioğlu ailesinin çok büyük bir etkisinin olduğu söyleniyor. Galip Ensarioğlu konuşamıyor çünkü ailenin devletle ilişkileri var. Devlet aileyi on yıllarca korumuş. Aile de devleti koruyor. Bu köyün 90'larda silah deposu olduğu söyleniyor diyor. Nari'nin köyünün. O arada Mehmet Aksakal enteresan bir saptama yapmış. Eline ulaşan veriler, son çıkan bilgiler ışığında. Nare'nin katledilmesi konusundaki son iddia şu. Abisi onu boğmak istemiş. Anne gelip oğlunun kolunu ısırıp Nare'ni kurtarmak istemiş. Annenin diş izi de bundan alınıyor. Sonra yamaca bırakmışlar ve o çalışanı öldü mü bak diye göndermişler. Sonra da o adama verip gömdürmüşler. Akla yakın bir hikaye olarak bu hikaye çıkıyor. Belli ki bunun etrafında dönecek. Evet. Ne ilk ne son. Narin. Bu hep var. Bakın bu haberi The Times gazetesinden, İngiltere'nin en muhtemel gazetesidir. Kestim getirdim bugün sizin için. 16 Eylül, Pazartesi nüshası. Bugünkü nüshası iç sayfada bir haber. Ben diyor 14 yaşında bir kadın, Vicky Crawford ismi bir kadın. Ben diyor 14 yaşında cinsel istismara uğradım. Şimdi 51'im ve istismarcımı mahkemeye çıkardım. Böyle. Dünyada da bu dert var ve bu işi kovalamak durumundasınız. Evet. 20 sene önce, 30 sene önce kolay değildi ama takip ettiğinizde bir biçimde sonuca ulaşıyorsunuz. Yanına kalmıyor. Dönelim Trump'a. Trump, Trump e, dün akşam saatlerinden itibaren e, Avrupa saatiyle e, Amerika saatiyle de öğlen öğleden sonra büyük ikinci bir suikast e, kuşkusu doğdu. E, bu fotoğrafı da e, Cumhuriyetçi e, ziyaretçileriyle evinde çektirmiş bu suikast girişiminden sonra. E, gizli servis ajanları kendisini korumakla görevli Trump'ın e, golf oynadığı Palm Beach'teki e, golf kulübünde silahlı bir kişiye kişinin ateş açması üzerine alarma geçiyorlar ve İkinci bir suikast girişimi diyorlar. Önce suikast girişimi gibi görünüyor veya belki de iki kişi arasında bir çatışma vardı. Biz e, bunu suikast olarak vehmettik diye şüpheler vardı ama daha sonra e, bu bir suikast girişimi olarak kayda geçiyor. Trump'ın yara almadığı, şüphelinin e, kaçtığı fakat kısa süre sonra yakalandığı görülüyor. Sağ üstteki fotoğrafta da o yakalama anı görülüyor. E, polis, güvenlik e, sahada e, golf sahasında... ...birkaç delik varmış o golf sahasına açılan... ...veya menfez neyse artık geçilebilecek. Orada bekleyen ajanlardan biri... ...oradan işte bir sızma olmasın diye muhtemelen... ...çitlerin arasından bir tüfek doğrultan adamı görüyor. Sonra da ateş ettiğini görüyor. Görgü tanığı, bu kişinin çalıların arasından fırlayıp... ...bir Nissan marka araçla kaçtığını tespit ediyor ve işte takip edip e, durduruluyor daha sonra. E, Ryan Wesley diye bir adammış. 58 yaşında olduğu söyleniyor. 66 doğumluymuş. Gözaltına alınmış. E, Çalıkların arasında da e, dürbünlü AK tarzı bir tüfek, iki sırt çantası, o da fotoğrafta görülüyor ve bir GoPro kamera bulunmuş. Evet. Trump da gene aynı bölgedeki evinde ziyaretçileriyle bu pozu paylaştı. Hiçbir şey beni yıldıramaz, yavaşlatamaz seçim kampanyasına kampanyama engel olamaz. Devam edeceğiz dedi. Biden ve Kamala Harris cephesinden de gerçekten çok rahatladık. Eski başkanın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenince gibi açıklamalar geldi. Bilmiyoruz iş nereye gider. Fakat bu bir kampanyanın parçası mıdır? Gerçekten böyle bir şey var mıdır? Gerçekten öldürmek kastıyla veya dikkat çekmek kastıyla birisi bir motivasyonu neydi bilmiyoruz. O 58 yaşındaki adam sorgulanacak. Bilmiyoruz. Neye hizmet ettiğini, ne olduğunu, münferit bir saldırı mı değil mi? Daha önce de 2 ay kadar önce Trump bir meeting esnasında saldırıya uğramıştı. Ve şaka değil, seyircilerden biri de hayatını kaybetmişti. Saldırganda öldürülerek ele geçirilmişti. Soranlar oluyor. Yani Taylor Swift'in üstünde e, üzerinde niye bu kadar durdun diye geçtiğimiz hafta bir iki dakika mevzu etmiştim. Yani e, çok büyük bir olay Amerika hala bunu konuşuyor. Taylor Swift e, yüz milyonlarca hayranı olan büyük bir müzik endüstrisi aynı zamanda milyarlarca dolarlık bir ekonomiye e, hükmediyor. Ve onun sözü, onun tavrı, onun desteği neyse onun açıklaması kendini takip eden hayranları özellikle genç kitle arasında e, bir tesiri var. Ve bu da Zaten şu anda 50-50 gidiyor. Bütün kamuoyu anketlerinde e, başkan adayları başa baş görünüyorlar. Mutlaka bir etkisi var. E, yani birkaç bin oyla, birkaç on bin oyla veya birkaç yüz bin oyla bu seçim sonuçlanabilir. Kritik eyaletler var. Dolayısıyla Taylor Swift pozisyonundaki bir kişinin çıkıp da adaylardan birini desteklemesi elbette seçimin sonucunu etki eder. Bu kadar bıçak sırtı seçimde. Ondan dolayı ta Taylor Swift'ten nefret ediyorum diye tweet attı Donald Trump. Yani işlerin çok da iyi olmadığını gösteriyor bu. Başa baş giden seçimler. Elon Musk sahaya indi. Donald Trump lehine. Kamala Harris aleyhine tweetler atıyor filan. Yani Elon Musk öyle yapınca Taylor Swift böyle yapınca. Elon Musk'a evet Taylor Swift yapınca senden nefret ediyorum. Neyse. Önemlidir yani o açıdan. Yani tek, tek başına bir magazin haberi sıradan bir şarkıcının bir destek açıklaması veya mesajı değildir. Böyle bakın. Evet. Bahçeli nerede? Onunla başladık, onunla bitirelim. En son 3 Eylül'de Numan Kurtulmuş'la görülmüştü. Bakalım takip eden günlerde ne zaman görülecek veya hangi mesajıyla ortaya çıkacak ama e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde özellikle Bahçeli'nin sağlık durumu ve özellikle son dönemde e, bir takım korkularının depreşmesi e, bu döneme damga vuracak gibi görülüyor. Bahçeli nerede? Hüdapar Anayasa'nın ilk dört maddesini Cumhur İttifakı ortağı Hücapar Anayasa'nın ilk dört maddesini tartışmaya açarken de nerede? Evet. İki manası var bunun. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle bağlıyorum. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.